Evet kaldığımız yerde devam. <laughs> Ama nasıl devam ediyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Kazandırdı çılgınlar gibi dans ediyor. İşte bu. Aha bir küvet daha yaptık. Uuu yine pahalı bir tane yapmışız. Güzel oldu. Evet şimdi sen uykusuzluktan öldüğün için gidip bir uyusan iyi olur. Şimdi kardeşinle muhabbete gerek yok. O da boş yapıyor galiba. Boş yapacaksa madem. Yani gitsin uyusun yarın tüken atacağız. İndir indir bakayım. Cassandra ya Cassandra dans etsin biraz ya. Hiç hayatını yaşamıyor bu çocuklar. Ben hep çalıştırıyorum bu insanları. Yalıncığımız uyuyor. Şimdi durumumuz şöyle. Yarın derslerimiz var. Bu bir tane dönem ödevini henüz teslim etmemişiz. Onu edeceğiz. Aa tüh. Kapının önünde bayıl verdi. Mi? Bayılmadı. Bayılacaktı. Bayıla yazdı. <laughs> Ama bayılmadı. İlginç. Neyse o uyuya dursun. Bu gençler dans ediyor mu beraber? beraber dans edelim. Evet, dans ederken ben de size anlatayım. Şimdi dönemediğimizi teslim etmemişiz. <laughs> Ondan sonra diyorum ödevlerimizi yapmışız çok şükür. Ama biraz da derslere çalışmamız lazım. Eğer çalışmazsak iyi e notta geçemiyoruz. Yorumlarda öyle demiştiniz. O yüzden ona dikkat edeceğim. Şunda rezervde 35 binimiz olursa bunda biraz daha puan alacağız. O puanları güzelce harcarız diye düşünüyorum bu bölümde. Bir de daha mı çok küvet satsak acaba? Sanki 3 küvetten daha fazla satsak gün içinde daha iyi bir performansa ulaşırız diye düşünüyorum. Daha da çok para kazanmalıyız. Evet. Evet. Bunları da yataklarına gönderirken. Senin çok uykun varmış. Niye dans ediyordun o zaman? <laughs> Neyse bu bebişleri de yatağına gönderdik. Burada ben girişimi yapayım. Herkese merhabalar. Papsan TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. İşletmecilik kariyerini ahşap işlemeleri üzerinden incelediğimiz ve 1 milyon similyona ulaşmaya çalıştığımız marangozculuk oyununa hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, yep, yeni bir güne doğru gidiyoruz. Bakalım ne zaman güneş doğacak. Aa, bahçemiz ne güzel filizlendi bak her şey. Hah, tam da bahçemiz derken Ellen'cim kalkmıştı. Şunları bir toplarsan canımız. Her şeyi topla diyeceğim. Her şeyi topla buradaki bütün yanındaki şeyleri toplayacak mı acaba? Gerçi bu kattayken aslında en üst katta bir şeyler çıktıysa onları toplasa daha iyiydi. Bahçeye inmeden önce. Bahçeye indin mi? Tüh inmiş de. Bir daha yukarı çıkaracağım kızı şimdi. Bunları topla. Arnold sen ne yapıyorsun canım? Arnold sen biraz varsa dersine 3 saat varmış. Ama odaklı ya. Şu an odaklıyken biraz ahşap işletmek istiyorum. Bu senin yaptığın iş miydi? Değilmiş. O zaman hey bize bir küvet daha yap. <laughs> Umarım dersten önce bir de duş alıp yetişebiliriz. Bakalım yetişecek mi? Alan ne yapıyor o sırada? Alan da bunları toplamaya gitti. Bu da burada açık durmasın sürekli. Evet. Hmm. Bu çamaşırları biz yıkadık değil mi? Bir asalım değil mi? Hiç asmadık. <laughs> Alan'ı tekrar tekrar spor yaptırıyorum. <laughs> <laughs> evet, bir daha çıkabilir misin Elan'cım? Bir daha, bir zahmet. Bir zahmet, evet. Evet, böyle böyle spor yapıyoruz, evet. Muhteşem, buraya ilk defa şey yazacağız herhalde. Ya tam hayalimdeki gibi, çok güzel görünüyor. <laughs> buraya keşke böyle bir şeyler asılsa diye hayal etmiştim de. Bu dekorasyonlar hala duruyormuş bu arada onlara gerek yok. Bunları kaldıralım. Neredeydi dekorasyon kutumuz bizim? Bu, buradaki çatıda mıydı? Evet artık kaldıralım. Şimdi yemek yemesi gerekiyor. Bir de şuradaki şeyleri toplaması gerekiyor. Her şeyi topla diyelim. Arnold da kokuşmuş bir şekilde ahşap işleme devam et. <laughs> 9 kadar çok zaman kalmadı aslında. Evet bunun evet, bir bırakıp duş alma zamanın geldi. Aklın yolu bir sim gibi düşünüyorum. İyi mi kötü mü bilemedim. Ha, Ernesto yanmış. Ernesto yandıysan bize bir ahşap işleyebilirsin. Yemek yiyeceğine. Yemek yemene gerek yok biliyorsun. Bu oyunda bilmiyorsanız ben böyle simlerin bir şeyleri taşımalarına falan yardımcı olamıyorum. Ya da böyle temizlemelerini. Onlar her şeyi kendileri yapmak zorunda. O yüzden biraz çetrefilli. canım sen de git buradan bir heykenle bir yemek ye. Herkes de bahçe salatası yiyor. Çok sağlıklıyız. Sürekli sağlıklıyız. Evet, yani gayet iyi durumu. Durumun iyiyse o zaman bize bir ahşap işle. Ya, o da küvet yapıyormuş zaten. <laughs> Herkese küvet yaptırıyorum. En iyi para ondan geliyor. Ne yapayım yani? Neler oluyor acaba? Ne oldu? O oh, Ernesto Dan diye bitirdi. Nasıl yeni kıyafetleri burada tuvaletteyken gösteriyorum. <laughs> tuvaletteyken gösteriyorum. Yeni kıyafetleri nasıl olmuş Arnold'un daha da böyle zengin gösteren kıyafetler seçeyim dedim. Artık o bir işletmeci. Burada biraz daha ahşap işlesin. Sonra da biraz daha ahşap işlesin. <laughs> Nereye koyuyor tabağını? O araya bir yere sıkıştırdı değil mi kesin? Nereye koydu acaba? Anlamadım. Tabağı göremeyince böyle temizletemiyorum da. O orada kokuşup kalıyor sonra etraf çok kirli diye bana bir de söyleniyor simler. <laughs> <laughs> saçma yani. Bu git. Sonra biraz da Cassandra ile biraz anlaşmaya çalıştım. Hani bu böyle hala. Sana çok imreniyorum Cassandra. Büyücü olman çok cool bir şey desin. Evet Arnut derse gitti. Hemen aktif bir şekilde di dinlesin. Oo Ernesto da on oldu. Yes. Evet bu çok iyi oldu. Ernesto'cum artık bize daha güzel arşap istersen. Yalnız. Pijaması çok iyi değil mi? <laughs> Sürekli herkes böyle yeşillik yediği için herkes bir inceliği aslında çaktırmadan. Aha odaklı ve ahşap işleyecek. Muhteşem. En sevdiğim. Bu arada şey de olabiliyor mu? Markete böyle biz almıştık değil mi? Almıştık almıştık evet. Markete böyle aldığınız zaman el işleriyle yaptığınız şeyler daha pahalıya satılabiliyor. Böyle bir yağmur varken dışarıda mı konuşmayı tercih ettiniz? İçerideydiniz ikiniz de. Evet biraz saçmasınız. Bence biraz fotoğraf çekseler kendilerine gelecek bu insanlar. Ya da şöyle beraber dans etsinler. Ne bileyim. Şöyle bir metal filan dinlesinler beraber. <laughs> bu seride biliyorsunuz ki herkes metal seviyor. Nereye gittin acaba? Bence çok coolsun dedi şu an. O kadar değil canım filan dedi o da. Evet bari şurada oturun ya. Islanıyorsunuz orada saçma saçma. Nihayet arkadaşlıkları acık ilerliyordu. Bu arada şu buzdolabına bu sebzeleri falan aktarırken böyle açıp aktarıyorum artık o kadar da izin verin bana. Bir sürü bir sürü şey topladık aslında. Bunlarla bazı şeyleri neredeyse beleşe getirebiliriz. Aynı zamanda geçen bölümde Kasandra yeni bir büyü öğrenmişti. Onun aslında beleşe yiyecek de yapabiliyoruz. Bu bahçe işleriyle aslında uğraşmamıza pek gerek yok şimdi düşününce. Bunun niye burada bu? <laughs> niye böyle bir çöp var senin yanında canım? Çöpe atsana dışarı. Anıl şişmişsin bebişim ya. Göt göbek baya. <laughs> Kocaman olmuş. Neyse. Şu alet çantalı şeyi verdim. Pantolonu verdim. Bir de Dream Home Decorator'ın ayakkabıları, botları. O botlar şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi botlar olabilir yani. Cassandra'ya büyüyle temizletelim bakalım. şunu da hala Cassandra'ya vermemiş. <laughs> Neyse bir ara onu da verelim. Hediye olaraktan. Cassandra ışınlandı yalnız. Biraz Air Gitar yapalım. Hata ama Air Gitar. Ups. <laughs> 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 Daha da kötü oldu. Cassandra'cım <laughs> böyle saçma sapan şeyler yapmazsan teşekkür ederim. Ben <laughs> de şunu temizle madem. Cassandra <laughs> <laughs> şunu da bir düzeltebiliriz misin? yemek olması gerekiyormuş. Ernesto hmm. yani sen boş yapıyorsan, evet boş yapıyormuşsun gibi duruyor. O zamansa... Ahşap işte. <laughs> şu Lizimzi ile kimse ilgilenmedi yine. Ona bir yemek verelim. Yemeğini verelim. Biraz oynaşalım. Sonra da Ernesto ahşap işlemeye devam. Böyle bir yerde sonsuzluğa uğurluyorlar ama. <laughs> tabaklar bir yere gidiyor ama. Böyle bir de eğilip bakmak istiyorum şu an. Sanki görebilecekmişim gibi. Ha şuraya koyuyor. Haydanlığın oraya koyuyor. Canım öyle şey olmaz. temize bakayım. Hı, Neyse ben bu Cassandra ile Ellen ilişkisini geliştirecektim. Dur. Bunu yapamadık bir türlü. Beraber dans etseler ya ne bileyim. O da metalle dans etsin. Evet. Arnold sen de metal dinle. Dönem zaten en üst kalitedeymiş. Onu gönderebiliriz aslında. O aradan çıksın. Dönem göndermek çok uzun sürüyor çünkü. Gönderdik mi? Gönderdim mi? Hacıt. Aa gidip kendisi yerine koydu. Gördünüz mü? Siz göremediniz galiba. <laughs> Tüh. Böyle yemeğe gidip dolaba koyduklarını hiç görmemiştim ben simlerin. işleri bitince. Demek ki öğreniyorlar mı? Anlamadım. Bu arada göndermedi ödevi. Yine bozuldu. Saçma bir şey yaptı onun yerine. Evet bir küvet daha geldi. Onun üstüne bir küvet daha alır mıyız? Ernesto. Bir küvet daha alayım. Hadi seni göreyim Ernesto. Hadi bakayım. Bir küvet daha. Bu sırada kardeş Jayzi. Çılgınlar gibi çalışıyor. Allah Allah. Göndermiyor ödevi. <laughs> Neyse dükkanda göndeririz madem. Herhalde olmadı değil mi yine? Ha olmuş. Bu sefer olmuş tamam. dükkandaki bilgisayardan çalışalım. Onda daha güzel çalışıyordu sanki. Daha rahat oluyor gibiydi. Bu masaüstü bilgisayarlar bir bozulmuş. Elini öpelim. Bunlar hiç balayı yaşayamadı bu arada. Ben bunları bir spaya mı götürsem acaba? Ha bir öpüşte o da hemen moda girdi. <laughs> bu arada yanmış başka bir şeyler de mi vardı? Sanırım duvarda asılı bazı şeyler de yandı. Ama ben onu anlamadım yandığını. Evet bu da yanmış. Bunu değiştirmemiz gerekti. Tüh neyse para kaybettik bununla. Yok gereksiz oldu. Bizim daha çok para kazanmamız lazım. Bu arada sanırım artık çok fazla böyle bahçecilikle uğraşmasak da olur yani. Nasıl olsa evde beleşe yemek yapan birisi var. O yüzden acaba dedim Ellen'a da mı ahşap işlemeyi öğretsek. Çünkü Ellen aslında ressam olmayı istiyordu başta. Ama ressamlıktan para kazanamayız. O yüzden ahşap işlemeyi öğretsek. O da böyle şey ne alın standta satılabilecek şeyleri yapsa hoş olmaz mı? Bence olur. Cassandra ile biraz daha ilerletelim ilişkilerimizi. ve Yemek hakkında konuşsun falan. Nedir onda bu arada? Evet. Garip karşılaşma diyor. Gaba, yum. Uh, ne zaman? İki saat sonraymış. Bence gidelim dükkanı açalım. Dükkan açıkken Arnold gider yani. Ama Ernesto bitirsin ahşabını öyle gidelim. Ernesto beslememiş miydi ya inek bitkisini? Niye inek bitkisinin karnı acıkmış böyle yine? Hı, Ernesto bitirdi. Şu i̇nek bitkisini de besleyelim de. Yine <laughs> bitkisi çok korkunç. Evet dükkana gidiyoruz. Evet dükkana döndük. Dükkanı açalım hemen. Açmadan önce şu bir bakalım mı yine? Bakalım alabileceğiniz bir şey var mı? Bunu almayacağım demiştim. Faster restock'a da gerek yok. Faster check up 450. 450'ye kadar bekleyeceğiz. Hadi bakalım açtım. Cassandra sen burada büyü çalışabilirsin bir süre. Zaten iki tane eleman var o yüzden. Şu familiarımızı çağıralım bir. Gelsin bizim babırı. Ernesto gidip aşap işleyecek. Arnold gidip zaten dersi var birazdan da. Bence gelip şurada üniversite derslerine biraz çalışsın. Babırı'yı çağır evet. Aha geldi. Nasıl kendine güveniyor nasıl iyi. <laughs> evet burada büyü çalışsın. Dükkanda gösteriler yapıyor şu an. Pratik büyülere devam. Hı, Swiss de gelmiş. Selam Swiss'cim. Karpuz da gelmiş. Tamam sen burada aşap işlemeye devam. Komple aşap işleyeceksin. Biz küvetlerimizi bir koyalım tabii. Evet küvetlerimiz. <laughs> <laughs> Abi bir de reklam alma falan vardı. Acaba denesek mi öyle şeyleri? Acaba daha çok para gelir mi? Merak ettim şu an. 6 tane küvet mi var? Hıh. 2300, 770. 770 ne ya? Bu 770 satalım bence direkt. 4000. <laughs> 2900. 2876. Şimdi bu 4000'i kesinlikle satıyoruz. <laughs> Onu aşağı bir yere koyayım ben. Şöyle girişte bir yerde de olabilir. Böyle daha da çok küvetli ve daha da çok küvetli. <laughs> Şu şeyi sandalyeyi böyle filan koyabiliriz. Değişiklik olsun diye. Şuraya yine pahalı bir küvet alalım. 4300'lük. Şöyle bir küvet adası. <laughs> Şu aslında şuraya koyayım bunu. Hmm. Seni böyle biraz daha ortalığa alalım. Geç senin de bir olayın yok şu an mı? Sonra bir tane daha hatta. 2800'lük var. Bir tane de buraya koyayım. Ya da böyle mi yapsam? <laughs> tren gibi oldu. B bakayım. Evet küvet tren. <laughs> Dur şunu da o zaman böyle koyayım. Bu da en başında dursun. Bayağı tren yaptık şu an. Muhteşem. Bence her şey yerinde şu an. Bu da hani satarken orada dursunlar otursunlar. <laughs> Yukarıdakileri koyayım ya bunları direkt. Bunlar da şey olsun ekstra dursun. Hemen değiştiririz yenisiyle. Şuradaki satış sırasında önümüze geçer mi diye bir düşündüm. O yüzden bunu biraz daha şöyle alacağım. Hı. Bence bu önemli olan şu an bu hale gelmesi değil mi? Yanımızda bir de şey var. Ispanak var. <laughs> Ispanakta <laughs> satalım mı? Şimdi yeni gelen küvetlere satılacak diyeceğiz. O zaten vardı. Ben de satılıksın. Sen zaten satılıkmışsın. Ben de satılıksın. Şimdi Cassandra dışında kızlar bu dükkanda gelenlerle ilgilenecek. Socializer gelmiş muhabbet etmeye. Yani birbirinize konuşmayın. Müşterilerle ilgilenin. <laughs> Bunların olayı bence müşterilerle konuşmak olsun. Bu insanları bir yönetelim bence dükkanı. Değil mi ama? Arnold'un dersi ne zaman? Onu kaçırmak istemiyorum. 7 dakika sonra. Güzel. İyi kaçırmayacağız. Aha. Bu neymiş? Yeni pratik bir öğrendik. Uuu, bu bahçe işlerimizi de çok kolay hale getirdi şu an. <laughs> Biz için büyükçe olmaya falan çalışalım yani. Ahşap demek yerine. Yeni büyüler öğrendi, çok seviniyorum filan diyor, gıcık. Baburu, baburu biraz gıcık. Ha bak dün ziyarete gelen adam bugün müşteri olarak geliyor işte bu. Böyle açık elli olacaksınız, yardımcı olacaksınız insanlara sonra size gelip onlar da size yardım edecek. <laughs> nasıl dolu nasıl dolu dükkan. Evet karı maksimize etmek için şu an küvet manya. <laughs> Aa, bu derse gitmemiş ya yine o kadar geç kalmasın filan dediydim. Bir de gitmemiş derse utanmadan. Hadi git dersine. Ernesto sen de aşap işlemeye devam. Konuşmayacak yok. Bu aşap işleyeceksin. Şimdi kimi kafa alacak? Birini seçeceksiniz ona odaklanacaksınız. Öbür türlü çok zor. Ben diyorum ki şunu halledelim gönderelim hemen. Önemli olan iki tane şeyin üst üste gelmemesi. Öyle olduğu zaman çünkü simler gıcık davranıyor. İlk kere aynı şeyi yapınca genelde eksi oluyor. Bu iş takılıyor burda Hayırdır sen Bir azarlasak mı bunu Hiç yapmadık değil mi bunları manage karpuz Eleştirelim karpuzu gıcık patron alalım Hı. Ha konuşmaya gitti tamam eleştirmemize gerek yok Nasıl yani bu sadece ergenlerde çıkan bir şey bu. <laughs> evet Peki Eve gitmiş ama Gelir misin? Teşekkürler. Ve çok korkuyor şu an. Neyse tükkanı terör Gitsin yukarıda çalışsın bir kendine gelsin. Bir su içsin bir kendine gelsin ne bileyim. Panik halinde bir kaka yapacak şimdi. <laughs> Ve korkularından arınacak. Evet şu tuvalet dersine de çalışırsan sevinirim ondan sonra. Yarın da ödevleri yaptıralım madem. Üniversite çok zorluyor ya. 3 ders almaman hiç gerek yok aslında. Bu sanırım bu üç dersten sonra zaten bitecek üniversite. Onu da bir tane ders bir tane ders alarak gitmeyi düşünüyorum. Bir kere üniversiteyi tamamladıktan sonra o diplomamla zaten çok gerek yok gibime geliyor. Evet sen bir tuvalete git. Sonra küçük küçük ahşaplar işleteceğim. Çünkü burası da bir taraftan dönsün istiyorum. Adamı yavşamak için yer arıyoruz. <laughs> o Arnold'un eskisi eskisi. Sen kime yanışladığını farkında mısın Alan? Zaten evlisin. Bu seride evli kadınlardan ne çektim? Gelmiş muhabbet ediyor ya boş boş. Bak şu adam alacak gibi bununla konuşun. Bu close değil de baya riskli bir şey bu arada. Ters giderse baya düşüyor bu. Yani işi kapat hemen sat gibi bir şey var. Anlamı var. Ama her zaman işe yaramıyor. Evet pardon. Oh, well. <laughs> Ernesto'cum sen tuvaletine gidemedin mi hala? Niye gidemedin? <laughs> Niye de bir şey oldu? Da hala korkak. İyisin değil mi Arnold? <laughs> Annem. Arnold'un kardeşini köle gibi çalıştırıyorum. En pahalı neydi? Ha, Lumberjack evet onlardan yap. Üç kere yapsın direkt. Üç kere peş peşe yapsın işte. Sen ne yapıyorsun hayırdır? Çöpü boşaltmaya gitmiş. Allah'ım domestik yanı, domestik kanı ağır bastı şu an. <laughs> Dur adam alacaktı bak yarılamışsın. Bir de kendine güvene filan gelmiş yani. O arada bırakıyor. Böyle çok muhteşem bir kafada yani şu an. Jade Rose'a hiç çekemeyeceğim gerçekten. Bye. Şu ne ya öyle? Bu ne bu? Romantiyum diye bir şey çıkmış. Bir daş. Yolda gördüm bir daş. Acaba Klaus'u değil bu sefer işe yarayacak mı? Hem kendimize güvenimiz var hem de yarısını geçmişiz. Bakalım işe yarayacak mı? Bu değil, değil bu arada. Şu. Aha oldu. Aa, oldu. Çılgın arttı. Gördünüz mü? Bayağı iyi. <laughs> e, hava çok kötü yalnız yani böyle. Onu gittin alacak mı yoksa? Şunlar çekmeye gitmiş tamam. o <laughs> oh, Alan. O oh, yaptın bu işi. Hem de en pahalılarından birini mi satıyor? Yok gayet ucuz bir şey satın alıyor. <laughs> evet. Tamam artık konuşmayı bırak bakayım müşterilerle. Kassandra konuşur. Anladığım kadarıyla bu barın biraz yukarıda olması gerekiyor. En azından %50 üzerinde filan. 3600. Tamam hiç sıkıntı değil. Kalın çok kişi gelmiş bu. <laughs> Adamı rahat bırakmadım iki dakika. O 450 oldu. Ha hemen yeni şey alalım yeni özelliğimizi. Faster checkout. Evet ring up yapınca yani ödemeye alırken daha hızlı alacağız artık. Bu iyi oldu. Bundan sonra bir yine bir dekoratif obje için 500 puan toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ben bir reklam alacağım galiba. Evet televizyonda bir reklam yapalım. benim Senin paranı bir alalım önce. Elinle muhabbet mi ediyorsun sen? Elin nerede ki? Elin yukarıda. Muhabbet edemez de. Öyle bir imkan yok. <laughs> Ben yani Amy kafala bakayım bu sırada. Evet, tükkanımız çılgınlar gibi çalışıyor. Bakayım Kassandra daha mı hızlı alacak gerçekten. Babur'u yardım ediyor mu Babur'u? <laughs> Aa hakikaten bir tık daha hızlı sanki. Aa bak buraya üç tane şey koyduk. Hemen şunları yerleştirelim. bir, bir inventory diyelim. Bunları böyle atıverelim. Sonra stock table diyorsunuz. Uuu uh, 3200 daha geldi. Şu reklamı da alalım bir sürü böyle insan da olsun içeri istiyorum bakalım. Televizyonda bir reklam vereceğiz kısa süreli. Bunu niye kasadan veriyoruz onu hiç bilmiyorum ama. <laughs> Neyse kasadan verelim madem. Aha. Kısa vadeli reklamlar hızlı bir şekilde müşterilerin dükkana saldırmasından neden oluyormuş. Ama aynı zamanda da çok hızlı bir şekilde bitiyormuş. Ha bu internetten alınmış. Televizyondakinin etkisi daha uzun oluyormuş. Hmmmm. Aynı zamanda da gittikçe ürününü arttırıyormuş buranın. Hmm, onu demek ki ara sıra yapmamız lazım. Ernesto buraları doldurmuş bu sırada tent table diyeceğim. Niye böyle üç aşamalı yapmışlar saçma saçma tent table diyorsunuz sonra bir de start yard sale diyorsunuz anca başlıyor. Şu an sim dolacak etraf. Ernesto sen bayağı çalıştın. O yüzden bence oyun falan oynayış. <laughs> Evet nihayet biraz takılıyor patronumuz. Nihayet kendine zaman ayırıyor. müşteriler kaynıyor olması lazım. Evet bir sürü müşteri gelmiş. Aa ünlü gelmiş. Ünlü kadın. Ünlü kadınla tanışamıyoruz. Tanışmaya <laughs> çalışabiliriz en azından. yeni gelenlerle hemen bir selam verelim. Sen sadece paparazzisin. Sen boş yapmaya gelmişsin. Peki ya sen? Ünlüler çok sıkıntı böyle. Hep kafayı yiyorlar ünlü var diye. Şimdi ışığını alsak bakalım ne olacak. Seninle bir greet eyleyelim. Bir taraftan bu satışı yaptığımız için de bayağı bir insan toplanacak herhalde buraya. Ünlü kadın çınağı filan çekiyor. 8 saattir açığız. Bir şey daha satsak? Aslında bırakacağım ama. Aslında ödevlerine başlasa Arnold iyi olabilir. Özellikle tuvalet dersi çok sinir bozucu. İki kere kaldık o derste. <laughs> nasıl dolu nasıl dolu? Şuna bakar mısınız? Hiç bu kadar kalabalık olmamıştı bu dükkan. Karpuzu gönderelim bence. Manage diyelim. Ben boş yapıyorum karpuz diyelim. Sen isimli de diyorsun karpuz diyelim. <laughs> evet karpuzu alan azıcık iyi ilişkimiz de kötüye gidiyor şu an. Sen erken çıkabilirsin. Sweet sen de boş yapıyorsun. Sen de çık. Abi de muhabbet ediyorsunuz. No, Jabin. Ah. Bu durumdan gayet memnun oldu. O yüzden sıkıntı yok. Bu adam de en başından beri var değil mi burada? Ama bir şey almayacak muhtemelen. Bu da loiterer diyordu. Ha yeni müşteri gelmiş ona da bir selam verelim. Ya yani sanırım o yard sale için gelmiş. Tamam seni bombardıman edelim. Bir koldan sen bir be koldan ben. Sen bu adamla 3 saattir muhabbet ediyorsun. Hiç böyle müşteriyi karşılama yapmamış mısın? <laughs> ne acayip. Aa köpüşler geldi. Nihayet köpekler çok geç gelmiyor mu yani? Bu böyle 11'de falan geliyor. Hiç anlamadım. Arnold'un karnı çok acıktı yazık. Neyse ödevini yapmaya devam Arnold. Biz altta çalışıyoruz. Bak o adamın bayağı bir kafaladık gibi gibi. %25 bitti gibi. Aa Haru gelmiş. Haru yiyelim. <laughs> Cassandra Haru'yla ile hem. Babur'a ne oldu? Bir Babur'a gitti böyle bir yok oldu ama anlamadım. Oh, He, baburu burada. <laughs> ya şuna bakın. <laughs> evet arkadaşlık teklif edelim Haru'ya. Harucuğum. Benimle arkadaş olur musun diyelim. <laughs> evet. Biraz sevelim. <laughs> <laughs> Şu adamı baya kafalamıştık. Boş geçmeyelim bence. Bak baya yüzde seksenlere filan. Yüzde yetmişlere gelmişiz. Bir küvet daha almaz mıydınız? <laughs> Hiç kendinize bir küvet almayı düşünmemiş miydiniz bugün? Ahşap bak çok güzel. Aslında iki tane küveti satılır halde tutsak. En pahalı iki tanesini. Onlar satıldıkça hani bir, bir pahalısını koya koya gitsek. Sanırım en etkilisi olacak gibi. Bu adam sürekli bende konuşmak istiyor zamanımı harcıyor. Ben yani şunu kafalamakla uğraşıyorum. Hadi az kaldı. Yapabiliriz. Seçeneklerini söyleyelim. Alışveriş tercihlerini sorgulayalım. Fiyatlarımızı övelim. İnanılmaz pahalıya satıyoruz ama neyse. <laughs> Aha nihayet. Evet bunu da satayım artık. Kapatırız tükkanı. E, günde maksimum 3 tane şey satabiliyoruz gibi duruyor. Kaç 12 saatte 3 tane şey satabiliyoruz gibi duruyor. Sadece 2 şey satsak sanki en uygunu o gibi. Uh, 6900. Uf. Bayağı para geldi. Tamam tükkanı kapatıyoruz. Tamam kapattı gençler. Reklam parası 600 gitti. 568 tükene gitti. Ama 13774 kazandık. Muhteşem bir gün. Bu şekilde eve geri döneceğiz. Arnold sana ne oldu? Hasta olmuş Arnold. Ya Arnold'cum. Ödevin bitti mi ama? İyi ödevini bitirmiş en azından. Takılıyor şu an. Yemeğini falan da yemiş. İyi bari. Ödevini yerde bırakmışsın yine. Yanına koy da beraber gidelim. Arnold'u ben bir koşturayım bir şeyler yapayım ya. Kocaman olmuş. <laughs> Dur şuradan bir şey, ilaç alalım sana Arnold'cum. Ölüm bitirmeden. Order. Hmm, purchase medicine. Evet. Zaten bir tane var. <laughs> 50 milyon buna gitti. Çok korkunç. Anlatayım sen ilacını iç bakayım. Sonra da doğru eve. Ne oldu ne ara içtin? <laughs> ne güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Senin yard sale'ın hala bitmedi mi? Bitti galiba. Hmm, bu bitmiş. <laughs> bu köpüşlerimiz böyle olurken eve dönelim. Niye kızdın köpeğe? Nikaya niye kızdın? Neyse dönelim eve. Evet gelelim günün karına. Bakalım ne gelecek. Şimdi buradan para aktar diyeceğim. Tükkanda para tutmamıza pek gerek yok aslında. Yarın yine reklam falan alabiliriz. Hmm. Neyse bir şeyler satıp öyle reklam alırız madem. Evet. <laughs> Muhteşem. Bir seviye daha atladık galiba. 4000 falan oldu direkt. Bunlar neler alıyorum hemen bakıyorum. Ben sanırım Seldom Sleepy alacağım. Böylelikle hem üniversiteye güzel güzel yetişeceğiz hem de ahşap işlerine. Evet. Arnold bayağı iyi oldu şu an. Sende neler var? Ellen'a e bakıyoruz. Ellen'ı marketable yapalım bence. O da çünkü ahşap işleri yapacak artık. İnanılmaz arkadaş canlısı. Bunu seçebiliriz belki. Aa, aslında Cassandra'yı gençleştirmek istiyordum ben. Çünkü haftaya doğum günü varmış. Ama Cassandra bir cadı. O yüzden bence yaşlanmaması lazım. Hatta direkt iç onu yani. Hazır almışsın. Ernesto'da ne var? Ernesto yavrum yazık çok az puanı var. <laughs> Niye böyle oldu hiç anlamadım. Şimdilik Ernesto'ya bir şey almamıza gerek yok gibi duruyor. Fable is the 200 bine ulaşırsak bunu tamamlamış olacağız. Reserve'de de 50.000 alması lazım. 200 bine 0 diyor. Nasıl yani? 0 değil yok. Ha, 200 bin kazanmamız gerekiyormuş. Hmm. Kazanırız ya. İyi tamam. Bu arada bölümün başında söylemeyi unuttum. Tepemde görmüşsünüzdür bilmeyenler için. O 1 milyon su milyon ne kadar yaklaştığımız. kazandıra <laughs> şöyle gençlik iksirini içerken bölümü bitirelim bence. Ne oldu sen de mi hastasın yoksa? Tüh sen de hastaymışsın. Neyse şimdi gençleteceksin zaten. Bakın şuraya. Beş gün kaldı diyor. Kassandra 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 Surata bak <laughs> e, Lütfen YouTube şirinliklerini yapmayı unutmayın Eğer beğen tuşuna basarsanız ve kanala abone olmayı düşünürseniz beni çok mutlu edersiniz Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere Pazar günü de canlı yayında görüşmek üzere Ben kaçtım Bye <laughs> İşte bu